buradaki sistemde hem biyolojik arıtma var hem de fiziksel arıtma var. Membran koyuyorsunuz. HRT Akdeniz'de yeni bir güne konuk olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Hatay'a dair açıklamalarında hayata geçirilen projelere de değindi. Başkan Savaş, kırsal bölgelerde yol, kanalizasyon, içme suyu ve arıtma tesisi gibi birçok eksikliğin olduğunu söyledi. Amik Ovası'nda bir tane arıtma tesisi olmadığını ve Kırıkan, Hasta, Reyhanlı, Kumlu ve Antakya'ya yakın beldelerin atık suları daha önceden ovaya aktığını söyledi. Hatay'a 5 yıl içerisinde 9 yeni atık su arıtma tesisi yapıldığını söyledi. Amik Ovası'na önceden akan atık sular artık arıtılmış temiz bir şekilde veriliyor dedi. Bir dakikanın 1/3'ünde su arıtıyor. 1/3'ünde de kendi içini temizliyor. Çok akıllı bir sistem ve hiç koku yok. Arsuz ilçesi Karaağaç'taki altyapı ihtiyacını karşılamak için kanalizasyon çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Savaş, Arsuz'da kanalizasyon yapımının tamamlandığı noktalarda da asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Defne ilçesine bağlı Turunçlu mahallesinde 3 metrelik bir set yapıp su tutmak istediklerini ifade eden Başkan Savaş, Narlıca Maşuklu mevkiinde yapılan tesisin mükemmelliğini görünce Defne'ye de benzerini yapmaya karar verdik. Hem de hiç koku olmaz. Bu sistemde hem biyolojik arıtma hem de fiziksel arıtma var. Çıkan su %99.99 oranda arıtılmış oluyor. Bu arıtılan su sulamada da kullanılıyor dedi. Çıkan su %99.99 arıtılmış su. Yani içilebilir nitelikte su ve bu suyu siz aynı şekilde sulamaya da kullanıyordunuz. Bu çalışmanın daha çok Sümerler, Akdeniz, Turunçlu, Aşağı Okçular ve Armutlu mahallelerini ilgilendirdiğini ifade eden Başkan Savaş, eski sistemden vazgeçip membranlıya dönmek istediklerini ve proje yaptırdıklarını açıkladı. Projenin bitmek üzere olduğunu ve İller Bankası tarafından incelendiğini aktaran Başkan Savaş, biz Turunçlu'ya kadar su tutmak istiyoruz ve 3 metrelik bir set yapmak istiyoruz. Bununla birlikte koku yapmayan bir sistem istiyoruz. Önemli olan efektif olması, dedi. Proje şu anda bitmek üzere. İller Bankası inceliyor projenin yapılabilirliğini, fonksiyonel olup olmayacağını. Muhtemelen de 15-20 güne kadar imzalanacak. Yani bizim projemiz bitti.